Evet, şimdi bir de olumsuzlarını inceleyelim. Olumsuz cümle nasıl kuracağım teacher derseniz bakalım nasılmış. Eğer yine yardımcı fiile ihtiyacım olacağım bir cümle ise, yani bilgi vereceğim şey cümle fiil içermiyorsa ne yapıyorum? Emizarı çağırıyorum. Fakat artık olumsuz yapısını kullanıyorsunuz. Biz üzgün değiliz diyeceksiniz mesela. We aren't sad. Are not aslında kısa hali aren't oluyor. Üzgün değiliz. They aren't white. Onlar beyaz değiller. Mesela kalemden bahsediyor olabiliriz. You aren't happy. Sen mutlu değilsin. Tamam. Değil olmamak yapısını bu şekilde yapıyorum. Is'in olumsuzu nasıl? Tekil bir şeyden bahsediyorsanız. Kızdan mesela. She isn't old. O yaşlı değil. Evet. Is ne oldu? Isn't oldu. Bu şekilde yazılıp kesme işaretim var. He isn't my teacher. O benim öğretmenim değil. It isn't my cat. O benim kedim değil. Tamam. Ne yaptık? Fiil içermediği için bu şekilde yine yardımcı fiilimizi çağırdık fakat olumsuz hale dönüştürdük. Mesela ben yorgun değilim. Nasıl diyeceksiniz? Bunun kısa hali yok. I am not tired. Ben yorgun değilim. Bir de soru formunu hatırlatalım. I am happy diyorsunuz. Ben mutluyum. Çok kolay, çok minik bir hoplama yapıyor öne doğru. Öznenin önüne doğru gelince yardımcı fiil soruya dönüşmüş olabiliyor. Am I happy? Gördünüz mü? She is angry. O kız kızgındır. Is she angry? Is başa geliyor. They are cold. Onlar soğuk, üşümüş. Are başa geliyor. Are they cold? Ve soru haline geçmiş oluyor. Emizarı bu şekilde başa, öznenin önüne aldığınızda soruya dönüştürmüş oluyorsunuz. Peki ya benim fiilim varsa? Fiilim varsa ne yapıyorum? You go. Şimdi fiil emizar gibi hop otlayamıyor öne. Tamam mı? Fiilin yeri değişemediği için şimdi o gerçek fiil ya, yerinden oynamıyor. Emizar yardımcı fiildi. Zaten yardıma geldiği için hop hop yer değiştirebildi. Gördünüz mü? Öne atlayabiliyor. Ama gerçek fiilin yeri asla değişmiyor. Bu diyor ki benim yerim burası, ben buradan gitmem. Ne yapıyor o zaman? İlla soru yapmamız lazım bizim seninle. O zaman artık soru yapıcımız do. Tamam. Başa do koyarak sen gider misin şeklinde de fiilleri soruya dönüştürebiliyoruz. Mesela sen dans eder misin? Do you dance? Sen oynar mısın? Do you play? Biz uyur muyuz? Do we sleep? Gördünüz mü? Minik bir do ekleyerek sorularımızı da, fiilli sorularımızı, fiil içeren sorularımızı da yapmış bulunduk. Şimdi sizden istediğim şey, dikkat etmenizi istediğim şey, yine en çok yapılan hata, her soruya emizarla başlamak. Artık neden başlanmadığını biliyorsunuz. Mesela yanlış bir şekilde are you go deniyor. Neden are you go olmaz? Benim cümlemde fiil varken ben emizar çağırıyor muydum? Hayır, çağırmıyordum, değil mi? Benim cümlemde fiil varken ben emizar çağırıyor muydum? O yüzden are you go olmaz. Are we play olmaz. Kimi çağıracakmışız? Do'yu. He, she, it özneleri için ayrı bir videoda yine detaylı konuşacağız.